Merhaba herkese, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benden çok istek alan bir video yapıyorum. Ne yapıyorum diye sorarsanız tabii ki de kaynak kitaplarımı tanıtıyorum. Evet, bu videomda matematik kaynak kitaplarımı tanıtacağım. Matematik kaynak kitaplarım burada. Ben bir anket yaptığımda YouTube kanalımın topluluk kısmında bir anket yaptığımda kaynak kitapların videosunun çok istendiğini gördüm. Ve ben de dedim ki niye üçüncüsünü çekmeyeyim? Evet, bu videoda sizlerle birlikte matematik kaynaklarımı inceleyeceğiz. Evet, matematik kaynaklarım burada. Toplam 10 ya da 11 tane matematik kaynağım var denemeleri sayarsak. Ben şu anda hepsini buraya dizdim. Şimdi kolaydan zora doğru gideceğim. Kolaylardan biri İdol yayınlarının performans, daha çok eski tip soru bulunduran soru bankası. Şöyle içinden göstereyim. Ben bu kitap yerime yeni ulaştı bildiğiniz gibi ve ben de pek çözmedim açıkça söylemek gerekirse. Ben modellemeleri yaptım. Şöyle göstereyim cebirsel ifadelerde. Çünkü cebirsel ifadelerden birazcık konu tekrar etmem gerekiyordu. Şöyle modellemeler yaptım. Bu sayfaları çözdüm. Beğendim. Soruları da güzeldi. Ve testlerdeki soruları da gerçekten güzeldi. Bunu alabilirsiniz. Daha böyle performans, ben pekiştirme kaynağı istiyorum, zaten zor kaynağım var diyenler bunu alabilir. İkinci kolayımız ise bu Bilgi Yolu Yayınları'nın soru bankası. Bu da tamamen eski tip sorulardan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Bir tek bunların ünite sonu değerlendirmeleri var. Onlarda gördüm yeni nesil soruları. Şöyle bir dakika, hemen gideyim oralara. Gösterebilirsem göstereceğim. Şöyle ünite değerlendirmelerinde yeni nesil sorular var. Ama çok fazla değil. Kitabın çoğunluğu eski nesil. Bunu da beğendim. Bu da güzel bir kaynak. Fakat hala var mı bilmiyorum. Çünkü bu örnek kitap, bana bir öğretmenim verdi. Böyle göstereyim. Evet, üçüncüsü ise bir dakika, nerede? Heh, burada. 0'dan 8'e sayısal. Yine eski nesil sorularla yeni nesil soruların bir arada bulunduğu bir kaynak. Yanında konu anlatımları. Bir sonraki sayfada da testler var. Hemen bir adet örnek göstereyim size. Zaten bunları bugün çözdüm. Burada konu anlatımı, burada da testler var. Bu da güzel bir kaynak. Şuralarda pekiştiriyorsunuz. En altta da yeni nesil soruyla kendinizi deniyorsunuz. Güzel. Eğer bir konu anlatımlı kitap arıyorsanız alabilirsiniz. Konu anlatımları da çok güzel. Böyle renkli, hoş. Bildiğiniz gibi kolaydan ortaya gidiyoruz ve artık orta seviye olan bir kaynak. Sizinleyim. Bu arada 0'dan 8'e de orta sayılabilir. Bazı soruları gerçekten zorlayıcı. Fakat daha çok kazanım odaklı bir soru bankası. O yüzden daha kolay bir kategori benim için. Daha kolay bir kategoriye aldım. Orta kategorimizin birinci sırasında da Probil Matematik var. Bu Probil Bilfen yayınlarının. Ben protestini geçen sene kullandım. Fakat ben pek beğenmiyordum. Fakat ben pek eğlenmiyordum testi çözerken. Ben de bu sene kendime işkence çektirmemek için almadım. Çünkü sonuçta bir şekilde çözerken eğlenmemiz gerekiyor kitapları. Ve siz de eğer böyle öf yeter artık ben bu kitaptan çözmek istemiyorum diyorsanız ara verin. Ya da geçen seneden o kitabı biliyorsanız almayın. Şöyle göstereyim. İçinde zaten yeni nesil sorular var full. Şöyle sizden göstereyim veri analizi mesela. Veri analizi soruları genellikle zordu. Siz de böyle konu sonlarında kendinizi değerlendirmek istiyorsanız alabilirsiniz. Şu şekilde soruları var. Gayet güzel. İkinci orta seviye kaynağımız da Süper 8 Matematik arkadaşlar. Bu Süper 8'in arkadaşlarım
Bu Süper 8'in bazı arkadaşlarım kolay olduğunu, bazı arkadaşlarım ise zor olduğunu söylüyor. Ben daha orta seviye bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne böyle gamma fenomen kadar zor, ne de böyle eski nesil kaynaklar kadar kolay. Fakat beğenmediğim tek dezavantajı ise bir testinde gerçekten çok çok fazla soru bulunması. O gerçekten çok... Bu durum gerçekten insanı birazcık sıkabiliyor. Şu şekilde size örnek göstereyim deminki anlattığım durumdan. Mesela bir dakika hemen sayfayı bulabilsem. Buraları kesin baba. Mesela basit olaylar olma olasılığında bir test 26 soru. Elektrikler gitti. Neyse böyle devam edelim. Basit olayların olma olasılığında bir test 26 soru ve bazı soruları soru sayısı olarak almıyor. Mesela 26 iyi yapıyor, iyi yapıyor. O yüzden neredeyse bir testin soru sayısı 30-32'ye çıkabiliyor ve bu ne bileyim ben şahsi olarak bir testi bırakmadan, bitirmeden masadan kalkmak istemiyorum. Bu da beni sıkıyor ve kitaptan soğutuyor. Hatta bu yüzden bu kitabı bayağı bir ara vermiştim. Şimdi tekrar başladım, tekrar eksiklerimi tamamlamaya başladım. Bu da güzel bir kaynak alabilirsiniz. Eğer ben sıkılmam çözebilirim derseniz. Şimdi daha zorlara geçiyorum. Bu İdol Yayınları'nın Soru Bankası. Yine zor sayılabilecek bir kaynak. Orta seviye. Hatta ortanın bir tık üstü falan. Bir dakika hemen ışığımı da açayım. Böyle konuşmaya devam edeyim. Evet. Bu da İdol Yayınları'nın yine orta seviye olan bir kaynak. Hemen bir tane örnek göstereyim. Şöyle çokgenlerde eşlik ve benzerlik konusunda şöyle sorular var. Gerçekten yeni nesil ve güzel sorular. Benim bu kitapta en sevdiğim şey de her ünitede böyle kendinizi değerlendirebilmeniz. Doğru, yanlış ve net sayılarıyla. Gerçekten çok güzel. Şimdi daha zorlara geçiyoruz. Madalyon matematik. Bu da yine zor olan bir kaynak. Hatta MEP örnek sorularına çok benziyor. Ben bunu çözüyorum. Sonrasında bizim fasikillerimizin arkasında MEP örnek soruları oluyor. İşte il soruları, LGS soruları. Bu MEP örnek sorularına neredeyse birebir gidiyor. Hiç şaşmadı şu ana kadar. O kadar çok benzer sorusu var ki. Mesela şu soru MEP'in örnek sorularında da vardı. Ben MEP örnek sorularını çözmek istemiyorum. İşte bana sıkıcı geliyorlar. Ben bir soru bankasından bunları çözmek istiyorum. Benzerlerini çözmek istiyorum. Onlarda çok hatam çıkıyor derseniz madalyonu alabilirsiniz. Bu da güzel. Evet, sırada Master Matematik var. Bu sene Okyanus benim, bu seneki benim ikinci Okyanus kaynağım. İlki matematik, ikincisi de ilki matematik, ikincisi ise paragraf. Çoğunlukla zor bir kaynak arkadaşlar. Bu da yine kendinize güveniyorsanız almanız gereken bir kaynak. Ama elimde bir zor bulunsun derseniz ilk önerebileceğim zorlardan biri. Çünkü ne böyle en zoru, ne de böyle en orta, o en orta zoru mu deniyor? Bir dakika, buraya bir şey bulamadım. Ne şey diyeyim, ne fenomen kadar zor, ne de böyle Süper 8 gibi sıkıyor sizi. Böyle Süper 8 gibi karışık. Güzel soruları var içinde. Fakat bunu tek söyleyen benim ama ben hiç MEP örnek sorularına benzetmiyorum Master'ı. Sadece zor soru tecrübesi olması için kullanıyorum. Bence pek MEP örnek sorularına benzemiyor. Evet, zordan bir önceki ise mozaik. Bu mozaik gerçekten çok güzel. Hele KDS yani konu değerlendirme sınavları beni benden alıyor. Özellikle karekök konusunda bayağı zorlanmıştım bu konu değerlendirme sınavlarında. Yine güzel bir kaynak, bunu da alabilirsiniz. Yeni nesil sorularla güzel, böyle sizi alıştırıyor yeni nesil sorulara. Ve zor, yani hiç öyle dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir kaynak değil. Hatta Master'la eşdeğerler. Ve bu dönemin bana göre en zor olan kitabı Gamma Fenomen. Bu Master'ı da geçiyor, Mozaik'i de geçiyor. Zaten çok ayrı bir şey bu kitap. İçindeki sorular beyin yakıyor. Yani gerçekten beyin yakıyorlar. Hem işlem yeteneğinizi ölçüyor, hem de
map örnek sorularıyla çok benziyor. Yani ben map örnek sorusu çözmek istiyorum, kendimi de delirtmek istiyorum derseniz kesinlikle alabilirsiniz. O kadar söyleyeyim yani, kesinlikle alabilirsiniz. Zor olarak önerebileceğim fenomen, orta seviye olarak önerebileceğim idol yayınları ya da süper 8. Yine konu tarama ya da böyle pekiştirme olarak önerebileceğim idol ve tonguç. Çünkü bilgi yolunu şu an bulabilir misiniz bilmiyorum. Ve ben tam böyle yeni nesil sorulara alışamadım diyorsanız almanız gereken kitap bu. Direkt onu söyleyeyim yani. Ben bu kitabı çok seviyorum. Hatta yeni nesil soruları bu kitapla sevdim diyebilirim. Evet, hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bu arada Instagram hesabım idil.dur.ciner. Onu da takip etmeyi unutmayın.